Yepyeni programımız İşe Bakış'tan merhaba. Ben Aslıhan Yıldırım. Ülke ekonomisine katkı sağlayan, hizmet eden, insanımıza iş imkanı sunan bütün sektörlerimizi sizlerle yakından takip edeceğiz. İlk olarak Ankara ve İstanbul'un arasında bir cennet olan, günden güne gelişen, sanayi sektöründe de ilerleyen Düzce'deyiz. Ve bütün başarılara, gelişmelere imza atan değerli Düzce Belediye Başkanımız Mehmet Keleş'e konuk oluyoruz. Düzce belediyecilik anlamında kalıpların dışında halkına hizmeti üstün kaliteyle yerine getiren kadrosu ve gece gündüz hizmeti kendine yaşam şekline dönüştürmüş dinamik belediye başkanıyla şanslı bir şehir. Her geçen gün değişimin ve gelişmenin göze çarptığı, vizyon farkının hakim olduğu ve ışıldayan bir mücevheri andıran görüntüsüyle bu şehir, Türkiye'nin dört bir yanından kendisine ulaşanlara gülümseyerek bakıyor. Şehir merkezinin eskisine oranla çok daha fazla modern bir yüzü var. Bütünlük ve uyum içerisinde olan evleri, mimari değer taşıyan binaları, kafeleri, dükkanları, ahenkli bir seyir sağlayan yaşam alanları, park ve bahçeleriyle Düzce kent kimliğini geleceğe taşıyor. Düzce Belediyesi'nde şehir sakinlerinin her türlü sorununa çözüm bulmak konusunda uzman, işinin ehli, deneyimli, geniş bir kadro hizmet veriyor. Bu kadro hangi birimde olursa olsun, çocuk, genç, yaşlı demeden bütün ihtiyaçları karşılamak için koordinasyonlu bir şekilde canla başla çalışıyor. Kendilerinin de Düzce halkının bir bireyi olduğunu asla unutmayan, güven duygusunu yıpratmamak için azami gayret sarf eden Düzce Belediyesi çalışanları, başarılı işlere imza atmanın mutluluğunu yaşıyor. Düzce Belediye Başkanı, modern şehircilik anlayışının vizyon değiştirdiğinin, ufkunun ne derece genişlediğinin ender örneklerinden biri olarak, şehrin her köşe bucağında karşınıza çıkıp, koruyan kollayan bir ebeveyn tutumuyla sımsıkı kucaklıyor halkını. Düzce'nin gelişmesi, büyümesi ve ülkeye katkıda bulunabilmesi için azim ve iradeyle yorulmak nedir bilmeden çalışan Düzce Belediyesi, yapımı devam eden, başlanacak olan ne kadar proje varsa hayata geçirmek için uğraş veriyor. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Evet, teşekkür ederim. Öncelikle Düzce'ye hoş geldiniz. Nereden başlayacağınızı ya da ne soracağınızı merak ediyordum ama en zor yerden sordunuz. Kendimden bahsetmek çok zordur biliyorsunuz. Ben Mehmet Keleş, Düzce Belediye Başkanıyım. Kısaca özetlemek gerekirse 7,5 yıl İçişleri Bakanlığı'nda çalıştım. Sonra 10 yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Sonra 2 yıl Başbakanlık'ta. 3 yıl Türkiye Belediyeler Birliği'nde, daha sonra bir ara İstanbul Belediyesi'nde YETT Genel Müdürlüğü'nde çalıştım. Halen de ikinci dönem Düzce Belediye Başkanı olarak görev yapıyorum. Evet, Düzce Belediyesi çok eski bir belediyedir. Yani Türkiye'deki belediyeler biliyorsunuz 1860'larda kurulmaya başlanmıştır. Düzce Belediyesi 1881 doğum tarihidir. Türkiye'deki belediyelerin içerisinde en eski belediyelerden bir tanesi diyebiliriz. Yerleşim alanı açısından da değerlendirirsek Düzce aslında çok eski bir yerleşim yeridir. Belki bugünkü büyüklüğü son yıllarda bugünkü büyüklüğüne ulaşmıştır ama yıllardan beri hatta ta antik çağlardan beri Düzce ve bu bölgede insan yaşamaktadır. Düzce şehrin hemen içerisinde Bitinya Krallığı'nın başkenti ve Doğu Roma İmparatorluğu'nda önemli bir kent merkezi olan Prusya Ad Hipyon kenti, antik kenti bulunmaktadır. Ta o günlerden beri bu bölgede insan yaşamaktadır. Huzurlu ve yaşanılası bir şehirdir Düzce. Bunun yanı sıra tarihsel kimliği de belirleyici bir unsur olarak çıkar karşınıza. Renkli mozaiği ile seyreden gözlere bayram coşkusu yaşatan şehrin bilinen tarihi M.Ö. 1390'a kadar dayanır. Zaman içinde yöre birçok kavim ve devletin istilasıyla karşılaştığından Frig, Lidya, Pers, Roma
Bizans, Selçuklu ve Osmanlı izlerini taşır. Düzce'nin Osmanlı hakimiyetine geçişi Orhan Gazi'nin komutanlarından Konuralp Bey tarafından 1323 yılında gerçekleşir. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer sözünün anlam bulduğu, geçmiş ve gelecek arasında köprü kurma görevini her daim kimliğinde taşıyan Konuralp'in adı buradan gelir. Halk arasında Üsküba olarak da bilinen Konuralp'te günümüze kadar canlılığını korumuş olan bir antik tiyatro, Roma Köprüsü ve kale surları yer alır. Batı Karadeniz bölgesinin Prusyas Krallığı döneminden kalan tek tarihi eser olma özelliğini taşıyan ve bölge turizmi açısından oldukça değerli olan antik tiyatro, 40 basamaklar olarak da bilinir. Aslan pençeleri görünümünde süslenmiş basamakların üst bölümüne oturarak beldenin panoramik manzarası eşliğinde tarihe yolculuk yapmanın tadına varabilirsiniz. Antik tiyatroya uzanan dar yol üzerinde bulunduğu sokağa da adını veren Atlı Kapı ve yerel taşlardan yapılmış bir lento yer alır. Atlı Kapı'dan geçerken tarihe tanıklık etmenin hazzını yaşarsınız. Attığınız her adımda kültür mirasına yaklaşıyor olmanın coşkusunu yüreğinizde hissedersiniz. Tabii biraz insan yaşamı yavaş yavaş Düzce Ovası'na doğru kaymıştır ve bugünkü Düzce şehri ortaya çıkmıştır. Daha önceki antik çağlardaki yerleşim Konuralp diye bildiğimiz hemen Düzce'nin bitişiğindeki biraz ovanın yamaca doğru olduğu bölgede kurulmuştur. Zaman içerisinde Düzce yavaş yavaş ovaya doğru inmiştir. Aslında bu iniş çok hayra da vesile olmamıştır açıkçası. Türkiye'deki bütün kentlerde görüldüğü gibi Düzce'de de bu ciddi ağır bir bedelle, yani iki büyük depremle ödenmiştir. Zamanından beri bu bölgede defaatle depremler olmuştur ama en son 1999 yılında yaşadığımız deprem, biliyorsunuz hem Kocaeli Körfez merkezi deprem hem de ikinci deprem Düzce merkezindeydi. Düzce'de çok ciddi tahribata sebep oldu. Bu da aslında ovaya yerleşmenin ciddi bir bedeli oldu Düzce açısından. Düzce çok aslında muhteşem bir yerde kurulmuş. Konum itibariyle, jeopolitik konum itibariyle de böyle. Biliyorsunuz hemen 200 kilometre batımızda İstanbul var. 200 kilometre doğumuzda Ankara var. Ve Düzce hemen Karadeniz'in kıyısında İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Bursa gibi kuzeyimizde yine Karadeniz kenarındaki Zonguldak gibi, Karabük gibi sanayi kentlerinin ortasında böyle muhteşem bir coğrafyada, aslında bir devler liginde diyelim, hayatını sürdüren ve müstesna bir kent. Müstesna olması aslında şuradan geliyor. Düzce aslında her açıdan önü açık bir kent. Mesela yıllar öncesinden beri Düzce hep bir ormancılık ve sanayi kenti, orman sanayisi kenti olarak bilinmiştir. İşte kaplama sanayisi, ne bileyim ağaç sektörünün diğer mobilyacılık gibi sektörlerinde Düzce çok meşhurdur. Aynı şekilde bu yüzyılın ortalarından itibaren bu bölgede Doğu Karadeniz'den Batı Karadeniz'e fındık göçü olmuştur. Onun da en büyük rekoltesi Düzce'dedir. Ve aynı zamanda bir tarım kenti olmuştur Düzce fındıkla birlikte. Ki Düzce Türkiye'nin müstesna ovalarından bir tanesidir aynı zamanda. Kazara yere bir çekirdek düşse Düzce'de ağaç olur. Ne çekirdeği olduğu önemli değil. Ve kuzeyin, en kuzeyin kabuklu yemişlerinden en güneyin tropikal iklim meyvelerine kadar her şey Düzce'de yetişir. Yani biraz Karadeniz iklimi, biraz Marmara iklimi, biraz karasal iklim burada muhteşem bir karışımla aslında Türkiye'nin başka hiçbir yerinde, belki de dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek nitelikte bir flora ve fauna ortaya çıkarmış. Bu da Düzce için aslında çok büyük bir avantaj diyelim. Batı Karadeniz havzası içinde yer alan Düzce, ticareti kolaylaştırıcı ve sanayicileri cezbedici bir konuma sahip. Ankara, İstanbul ve Bursa illerine yakınlığı sayesinde yatırımcıların tercih ettikleri şehirde organize sanayi bölgesi içinde ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan fabrikalar ve işletmeler yer alıyor. Böylesine sanayi potansiyeli yüksek işletmeye ev sahipliği yapmasına karşılık
Düzce'de gıda, tarım ve hayvancılık yatırımlarına elverişli, toprağa sulanabilir arazilerin çokluğu dikkat çeker. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının zenginliği de birçok tarım ürününün yetişmesine olanak sağlar. Çiftçinin yüzünü güldürmeyi başarmış şehrin geçim kaynaklarından biri olan tarım alanında domates, biber, patlıcan, kabak ve pirinç önemli bir yer tutar. Organik tarım ve seracılık da diğerleri arasında oldukça gelişmiştir. Düzce Karadeniz denilince akla ilk gelen tarım ürünlerinden biri olan fındık üretiminde Türkiye'nin önemli illeri arasında. Göz alabildiğince fındık ağaçlarına bezenmiş Karadeniz'in bu verimli ve sevimli şehrinde hasat zamanı geldiğinde fındık bahçelerinde tatlı bir telaş başlar. Fındıklar dallarından toplanır, patozdan geçer ve harmana yayılır. Bütün bu işlemler sırasında Düzceli fındık üreticisinin neşesi görülmeye değer. Hayvancılık bakımından gerekli hammaddeyi sağlayabilir durumda olması, hayvan çiftliklerinin ve entegre et tesislerinin kurulmasına neden olmuş. Buna etken olan durumlardan biri de Düzce'nin büyük ve küçük baş hayvanlara serbest otlama olanağı sağlayan, alabildiğine yüksekte bulunan yaylaları. Tabii zaman içerisinde Düzce, özellikle İstanbul kentinin büyümesiyle birlikte, ki İstanbul'un bir desentralizasyonu projesi vardır. Yani İstanbul büyüdükçe bazı ağırlıklarını artık kaldıramayacak duruma gelmiştir. Hem nüfus açısından dışarıya doğru kendisini ağır sosyaller, hem de kendi içinde bünyeyi sıkıştıran bazı işte sanayi gibi özellikle bazı şeylerini dışarıya doğru taşıyan İstanbul, ki bu da bu açıdan değerlendirdiğimizde İstanbul'un bir koltuk değneği gibidir Düzce. Aynen Çerkezköy, Bandırma, Yalova, Karasu neyse Düzce'de o açıdan İstanbul'un doğal bir parçasıdır. Zaten İstanbul'un içme suyu da Düzce'den gider. İşte Melençay'ı biliyorsunuz İstanbul'un içme suyu kaynağıdır. En önemli hayat damarıdır. Dolayısıyla İstanbul'la Düzce aslında bir şekilde bu açıdan bütünleşmiştir. Ama Düzce'nin bir şansı var. O da şu, son yıllarda Türkiye'de doğudan batıya göç hareketiyle birlikte aslında batıdaki kentlerimizde İstanbul, Ankara, Bursa, Adana, Antalya gibi kentlerde çok ciddi bir kaçak yapılaşma söz konusu olmuştur. Ki Düzce'de böyle bir şey yok, görülmedi. Ben ilk belediye başkanı olduğumda 2004'te Düzce'nin nüfusu 56 bindi. Şu anda merkez nüfusu 56 bindi. Şu anda 163 bin oldu. Yani 10 yıl içerisinde nüfusunu 3'e katlayan başka bir vilayet görülmemiştir. Kendi ölçeğinde Düzce çok ciddi bir nüfus saldırısına uğradı diyelim, yoğunluğuna uğradı. Ama hiçbir zaman bu saydığım kentlerde yaşanan kaçak yapılaşma, gece konulaşma ya da kaçak sanayileşme Düzce'de görülmedi. Düzce son yıllarda Türkiye'de hiç görülmediği biçimde bütün planlamalarını yaparak büyüyen bir kent haline geldi. Bunu hiç mübalağasız söylüyorum. Düzce Türkiye'de ilk kez çevre düzeni planını yapan kenttir. İlk kez sanayi kalkınma planı yapan kenttir. Sanayi bölgelerinin tamamını altyapısıyla birlikte bitirip bütün dışarıdan gelen sanayiyi sanayi bölgelerinde toparlayabilmiş bir kenttir. Hiçbir zaman toprağı, havayı, suyu kirletecek sanayi seçmemiştir Düzce. Hepsini seçerek almıştır. Ve üç büyük sektörde Düzce aslında büyümektedir. Birisi sanayidir, birisi tarımdır, birisi de turizmdir. Ki turizmde de ciddi anlamda bir pay sahibi oldu son yıllarda. Başka bir böyle bir vilayet yok ki Türkiye'de bu üç tane sektörü kendi bünyesinde barındırsın ve hiçbir şekilde bu üç sektör de birbirlerini rahatsız etmesinler. İşte Düzce böyle müstesna bir kent. Ne tarım turizmi, ne turizm sanayi, ne sanayi başka birisini rahatsız etmeden bu küçücük vilayet içerisinde, barış içerisinde yaşayabiliyorlar diyelim Düzce'yi. Karadeniz'e özgü sisli dağlarla çevrelenmiş yollarını aşarak bol oksijen ve yeşilin her tonuyla karşılaşacağınız Düzce yaylalarının başında açık spor alanları ve tesislerinin şehre anlam kattığı Topuk Yaylası gelir. Topuk Yaylası, spora hizmet sunması ve spor turizminde önce olması açısından ülkemizin vazgeçilmezleri arasındadır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün hazırlık kampları yaptığı tesisi de bu yayladadır.
Topuk Yaylası, düz yeşil alanının büyüklüğü ve bakımlı oluşuyla diğer büyük spor kulüplerinin de kamp yapabilmesine olanak sağlıyor. Yüksek kesimlerde kayın, meşe, köknar, kızıl ağaç ve çam ağaçlarının bulunduğu zengin ormanların boylu boyunca Düzce'yi sarmaladığını düşündüğünüzde, metropol şehirlerin stresinden uzaklaşarak derin bir soluk almak için uğrayabileceğiniz yaylalardan biri de Sinekli Yaylası. Her ne kadar ironik bir şekilde adı Sinekli olsa da, gecelerinin çok soğuk geçmesi nedeniyle bir tek sineği bile barındırmaz bu yayla. Ağaçların arasında mis gibi çam kokusunu soluyarak yürüyüş yapabilirsiniz burada. Eğer bir gecenizi ayırıp Sinekli Yaylası'nda uyanırsanız, Samandere Şelalesi'nin coşkulu bir Karadeniz ezgisini andıran sesi eşliğinde sıcak çaylarınızı yudumlarken size görkemli bir sofrada sunulan köy kahvaltınızı afiyetle yiyebilirsiniz. Eşsiz güzellikteki manzarayı seyrederken zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız bile. İl merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Samandere Şelalesi'ne ulaşılan yol oldukça geniş ve rahat. Orman Bakanlığı tarafından tabiat anıtı olarak tescil edilmiş şelalenin bulunduğu 500 metrelik dere boyunca anıt ağaçlar ve bir de cadı kazanı adı verilen derin doğal bir havuz bulunuyor. Rüzgar fısıltıyla konuşur bu güzel diyarda. Bulutlara değecek kadar yüksekte olmak, havada kuş misali özgürce uçtuğunuz hissini uyandırır. Bu özgürlüğün uzun sürmesini isterseniz bir de Kardüz Yaylası'nı görmelisiniz. Kardüz Yaylası, koyun ve kuzuların meleme sesleriyle ve kendine özgü yayla evleriyle karşılayacak sizi. Hani bir kuş gibi yükseklerde uçmuşken, süzülerek alçalmanın güzel dere şelalesine doğru yol almanın tam zamanı. Keza üzerinde piknik de yapabileceğiniz yeşil örtü burada sizi bekliyor. Düzce'ye 16 kilometre mesafedeki güzel dere şelalesi, 135 metre yükseklikteki estetik görüntüsüyle ayrıcalıklı bir konuma sahip. Bunca güzelliğin ardından yaşantınıza biraz da adrenalin katmak isterseniz, Cuma yeri sizi çağırıyor. Melen Çayı üzerine kurulu 13 kilometrelik rafting parkuru, sosyal tesisleri ve muhteşem doğasıyla Cuma yeri, özellikle bahar ve yaz aylarında hafta sonları heyecan seviyesini yükseltmek için ideal bir uğrak yeri. Melen Çayı'nın coşkuyla akan sularına bırakmak isteyebilirsiniz kendinizi. İstanbul'a kadar uzayan kollarıyla bu akarsu öylesine yüksek bir debiyle akışını sürdürüyor ki, içme suyu gereksinimini karşılamak amaçlı da Melen Çayı'ndan yararlanılıyor. Bölgenin coğrafi konum özelliklerine bakıldığında doğa ve motor sporlarına elverişli bir ilçede Kaynaşlı'dır. Kaynaşlı, İstanbul-Ankara yolu üzerinde Bolu Dağı'nın Düzce Ovası ile birleştiği boğazda kuruludur. Adrenalin tutkunları, motocross, offroad, ATV ve enduro gibi sporları bu ilçenin sınırları dahilinde olan 150 dönümlük bir alanda dilediklerince yapabiliyor. Düzce başınızı ne yöne çevirirseniz, dört mevsim doğal zenginlikle göz göze gelmenin mutluluğunu yaşatır ziyaretçilerine. Güzelliğiyle büyüleyici Efteni Gölü bunlardan biridir ve yanı başından ayrılmak istemeyeceğiniz huzur verici sessizliğiyle zamanı unutturur size. Burası 150 kuş türüne barınma ve beslenme olanağı tanıdığından, kuş cenneti olarak bilinen Efteni Gölü'nde seyir terasları ve tanıtım merkezi de bulunuyor. Müzik
Batı Karadeniz'in tek mavi bayraklı plajına sahip olan Düzce, deniz turizminin canlı merkezlerinden biri. Akçakoca, kıyı kenti ve elverişli bir liman olması sebebiyle yaz ayları boyunca özellikle çevre il ve ilçelerden gelen turistlerin akınına uğruyor. Sahil şeridindeki ihtiyaca karşılık verebilecek sayıdaki otel, pansiyon ve restoranlarıyla canlılığını korurken, diğer bir yandan da hem tarihi hem doğal zenginliğiyle göz kamaştırıyor. Cenevizliler döneminden günümüze kalan kale, konumunun yüksekliğiyle ve tüm heybetiyle Akçakoca'yı her türlü tehlikeden halen koruyormuşçasına kenti kucaklıyor. Ceneviz Kalesi'nin kucağına sığdırdığı birbirinden cazip güzellikteki koy, günün her saatini size doyasıya yaşatıyor. Güneşin battığı dakikaları ise doyumsuz bir keyifle izlerken, ruhunuzun dinlendiğini ve doğacak yeni bir güne hazır olmanın sevincini içinizde hissediyorsunuz. Sayın Başkanım, yapmış olduğunuz hizmetleri az ya da çok bizler görmüş olduk. Ekran başında bizleri izleyen seyircilerimize yapmış olduğunuz hizmetlerden biraz bahseder misiniz? Öncelikle şunu söyleyeyim, ben ikinci dönem belediye başkanıyım ama bir dönem ara vererek tekrar ikinci dönem belediye başkanı oldum. 2004-2009 arasında belediye başkanıydım. Sonra da 2014'ten sonra tekrar belediye başkanı oldum. Tabii Düzce gibi böyle hızlı büyüyen, hızlı kentleşen, nüfusunu birkaç yılda iki katına, üç katına çıkaran başka bir kent olmadığı için belediyelere de doğal olarak çok ciddi görevler düşüyor böyle bir kentte. Öncelikle tabii ki planlı kentleşmek çok önemli. Biz de öncelikle planlı bir kentleşmeyle aslında başladık işe. Bizim Türkiye'de biliyorsunuz ülkemizde önce şehir gider, belli alanlara yayılır, daha sonra hizmetler o alanlara doğru gider. Yani altyapı daha sonradan gider. Düzce'de böyle bir şey olmadı. Biz Düzce'nin mevcut ilk şehir merkezinden dışarıya doğru Düzce'yi 12 kat büyüttük imar açısından. Yani bugün 2050 yılında dahi, belki 2080'de dahi Düzce'nin nereye doğru gideceği ve o alanlarda hangi altyapının olması gerektiği şimdiden karar verildi ve yapıldı. Çevreye olan duyarlılığıyla tanınan her kesim ve yaştaki insanın bu konuda bilinçlendirilmesi için çaba veren başkan, kentsel dönüşüme de tüm ülke genelinde olduğu gibi yüksek derecede önem veriyor. Dönüşüm süreci içinde eski sanayi bölgesi alanında projesi tamamlanan yatırım kapsamında 560 modern konut yapılması, zemin katlarda olacak 40 dükkanla alanın ticari canlılığı üst seviyeye taşımasını planlıyor. Kentsel dönüşüm bölgesinde 5 yıldızlı bir otelin ve alışveriş merkezinin de yer alacağını halkına müjdeliyor. Yani şehir etrafına doğru dilediği ölçüde büyüyebilir. Hiçbir şekilde bir altyapı eksikliği söz konusu olmaz. Ve plansız bir kentleşme de söz konusu olmaz. Kendi kendine bir şekillenme olmaz. Dolayısıyla biz altyapıdan başladık. Bütün imar adalarını oluşturduk. Bu alt ölçekli planlarımızın tamamını üst ölçekli planlara bağladık. Onları da bitirdik. Ve planlı kentleşiyoruz. Altyapıyı bitirdik dediğim gibi. Belediyecilikte altyapı çok zor bir iştir. Nankör bir iştir. Yani boruları gömersiniz. Toprağı kapattıktan sonra milyonları da gömseniz toprağın içine bunu hiç kimse görmez. Biz altyapıyı da baştan sona bitirdik. Altyapı deyince aklınıza sadece kanalizasyon ve temiz su şebekesi gelmesin. Elektrik hatları yer altına alındı, telefon hatları yer altına alındı. Bütün Düzce'nin tamamına %100'üne doğal gaz verildi. Birçok şehrimizde yağmur suyu kanalı yoktur. Yani yağmur suları genelde kanalizasyon bacalarından gider. Bizde bütün şehre yağmur suyu kanalları döşendi. Bunlar bitirildikten sonra üst yapıya başladık. Tabii üst yapı deyince aslında yollar, kaldırımlar ve diğer sanat yapıları geliyor. Düzce merkezde gezerseniz özellikle ana merkezde, ana caddelerde çok ciddi anlamda kaliteli malzeme ve kaliteli işçilik göreceksiniz. Tabii hemen şunu da ekleyeyim. Yani kullanmayı bilmek de çok önemli bu malzemeleri. Mesela biz ben Düzce'ye ilk belediye başkanı olduğum günden beri hiçbir zaman şey kullanmadım, yapay taş kullanmadım, yani baskı taş. Önce ilk işim bu Düzce'nin etrafındaki dağları gezmek oldu. Oralardaki doğal taş kaynaklarını tespit ettim. Bunların hepsini Düzce Belediyesi kaynağı haline getirdim. Sonra geldim, şantiyemiz içerisinde çok büyük bir doğal taş
kesme atölyesi kurdum. Atölyelerin de ziyade fabrika kurdum. Oralarda kendi taşlarımızı işledik ve doğal taş olarak sokaklarımıza, caddelerimize döşüyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Yapay taş birkaç yıl dayanıyor. Doğal taşın en kısa ömrü 100 yıldan başlıyor. Yani koyduğunuz taşın üzerinden ağır tonajlı kamyon geçirmediği sürece İstanbul bile doğal taş kullanımına bizden sonra geçti diyebilirim. Ama tabii ki bunu yapabilmek için kendi doğal taş kaynağını oluşturmak gerekiyor. Kendi kesme atölyeni oluşturman gerekiyor. Kendi kaldırımları yapacak ekibini de oluşturmak gerekiyor ki biz böyle bir zincir oluşturduk. Onun dışında birçok şantiye bizdeki bütün lojistik desteği sağladık. Mesela bölgenin en gelişmiş asfalt şantiyesini biz kurduk. En gelişmiş beton santrallerini biz kurduk. Bu asfaltın ana maddesi olan işte bitümdür, agregadır gibi bunların hepsinin altyapılarını oluşturduk. Mesela bütün petrolün artık maddesidir ve asfaltın ana maddesidir. Bütün tank kurduk mesela 5000 tonluk. Bu 5000 tonluk tank, şimdi niye bunu söyledim başkanım diyeceksiniz. Bütün kışın 0.4'lere kadar düşer, yazında 1.6'lara kadar yükselir. Yani bu şu demek, kışın aldığınız bir bütümü, 5 milyonluk bütüm aldıysanız yazın 20 milyonluk bütüm almışlar diyorsunuz. Dolayısıyla bütün lojistik gücümüzü oradaki şantiyemizdeki, yani Düzce Belediyesi bugün kendi bünyesinde üretemediği hiçbir şey yok. Kendi üretiminiz söz konusu olduğu zaman da hizmetleri yapmanız biraz daha kolaylaşıyor. Onun üzerine hemen eksik olan, özellikle depremde yıkılmış bu belediye binası da dahil, bütün hizmet binalarımızı tamamladık. İşte pazar yerleri, efendim söyleyeyim, nikah salonları, belediye hizmet binaları, kültür merkezi, otogar, şimdi daha birçoğu devam ediyor. İşte semtlerdeki semt pazarları, muhtarlık hizmet binaları, diyelim ki taksi eczaneleri tutun da ta VC'lere kadar bütün şehirde ne gerekiyorsa, daha önceden olmayan ya da daha önceden var olup depremde yıkılan bütün kamusal hizmet binalarını bitirmiş olduk. Birçok etnik kökenden insanı barındıran nüfusu, bu şehirde günün her saati etkinlik halinde, gelenek ve göreneklerine uygun davranış şekliyle ve birbirine uyumuyla görebilirsiniz. Bu uyum yüreklerini öylesine işlemiştir ki, Düzceliler şehrin her metrekaresinde güler yüzleriyle ve sevgi dolu tavırlarıyla karşılar sizi. Kaliteli malzemeyle kaliteli işçiliği belli bir standartla bir araya getiremiyoruz. Mesela bir yabancı ülkeye gittiğinizde, bir Almanya'ya gidin. Mesela Bavyera eyaletindeki bir kasabada ya da bir şehirde gördüğünüz hizmetlerle ya da daha doğrusu belediye hizmetleriyle ta diyelim ki yukarıda kuzeydeki Hamburg bölgesinde bir şehirde gördüğünüz şey çok birbirine benzer. Bütün malzemeler aynıdır, standartlar aynıdır, görüntü aynıdır. Halbuki biz Türkiye'de bırakın iki yan şehirde birbirine benzetebilmeyi, standartlar oluşturabilmeyi, iki sokağı dahi birbirine benzetemiyoruz. Dolayısıyla yerel yönetimlerin en çok ihtiyaç duyduğu şeyler ki, çirkin şehirler yapıyoruz, çok o çirkin şehirler ortadan kaldırıcı. Kaliteli malzeme, kaliteli işçilik ve belli standartlar. Hani bakıyorsunuz bir kentte kaldırım yüksekliklerine bakıyorsunuz, yarım metreyi bulan kaldırım yükseklikleri var. Arabanın tampon değdiğinde kırılıyor. Bir şehirde bakıyorsunuz kaldırım yüksekliği 10 santimetre, pahı düzgün kesilmiş, bağlayıcısı düzgün koyulmuş. Mesela İstanbul'da birkaç kez gördük örneğini ya da başka şehirlerde, İstanbul demeyelim. Hani getiriyoruz bir malzemeyi, çok kaliteli, pahalı bir malzemeyi koyuyoruz ama biraz sonra başlıyoruz, bakıyoruz ki kırılmaya başlamış. Neden? Belli kalınlıkları oluşturmadığımız için, koruyucu bazı önlemleri almadığımız için. Doğal olarak biz Düzce'de bunu sağlamış olduk açıkçası. Ve hızla güzelleşen bir Düzce ortaya çıkıyor. Düzce Belediyesi'nin projeleri arasında hayata geçmesi için çok az süre kalmış olanlar da var. Bunlardan biri Melensu Park projesi. Melensu Park 1 ve Melensu Park 2 olmak üzere iki etaptan oluşan 76.900 metrekarelik alanda spor, eğlence ve dinlenme tesisleri olacak. Melensu Park 1'de futbol, basketbol, voleybol sahaları, tenis kortlarının yanı sıra çevresinde yürüyüş parkurlarının da yer alacağı botanik ve arkeoloji parkları da bulunacak. Bisiklet yolu, çocuk oyun ve piknik alanlarının bulunacağı yerde ayrıca 15 Temmuz şehitleri ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin minyatürleri dizayn edilecek.
Melensu Park 2'de Medeniyetler Parkı konsepti oluşturulması planlanıyor. 185.200 metrekarelik alanda Luna Park, Roller Coaster, Atlayış Kulesi, Macera Parkı, Rafting Parkurları eğlenmek isteyenlerin ilgi odağı olacak. Düzce bu projeyle adeta hayat bulacak. Şimdi ne yapıyoruz? Bugünlerde artık sosyal projelerimizi daha çok ön plana çıkarıyoruz. Mesela aşevleri, özürlüler için hazırladığımız engelliler çalıştığımız engelli kafelerinden tutun da efendim söyleyeyim 60 yaş üzerindeki insanlarımızın hepsi için hazırladığımız artı yaşam merkezleri. Evde sağlık hizmetleri başlattık. Türkiye'de ilk kez model olarak Türkiye'ye örnek olsun diye bir eve gidiliyor. Sağlık Bakanlığı elemanları ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı elemanlarıyla birlikte. Diyelim ki o evde ne ihtiyaç var? Tamirata ihtiyaç. Çatı akıyor diyelim. Çatıyı aktarıyoruz. Cam çerçeve kırık onları onarıyoruz. Diyelim ki evde temizlik ihtiyacı var. Temizliği yapılıyor. Yemek ihtiyacı var. Yemek yapılıyor. Kişisel ihtiyaç var. Tıraş olacak mesela yaşlı kişi ya da banyo yaptırtılacak bunlar yapılıyor. Düzce Belediyesi ekipleri bütün şehri bu anlamda kontrol altına aldı. Bir yerde aç varsa karnı doyuruluyor. Evi yoksa evi yaptırılıyor. Evine eşya gerekiyorsa evine eşya alınıyor, koyuluyor. Gıda malzemesine ihtiyaç varsa gıda bankamız var, oradan gıda takviyesi yapılıyor. Giyim eşyası ihtiyacı varsa giyim bankamız var, oradan giyim eşyası veriliyor. Onun dışında şehrin birçok yerine sosyal amaçlı bir takım yerleşkeler kuruyoruz. Mesela hemen belediye bahçesine çıkın bir tane kabin göreceksiniz, lobo göreceksiniz. Çok fonksiyonlu. İçerisi bebek emzirme kabinleri. Yeni anne olmuş birisi çarşıya geldiğinde bebeğin emzirme ihtiyacı varsa ya da bebeğin altı değiştirmesi gerekiyorsa gideceği bir yer yok. Kartlar var özel. O kartı koyuyor, kapıyı açıyor, içeri giriyor. İçeride bebek bezi dahil her şey var. Hijyen, tertemiz bir yer. Mesela dışarıda eşi bekliyorsa eşi o anda oradan, dışında kütüphanesi var, oradan kitap alıp kitap okuyabiliyor. Şarjını doldurmak istiyorsa telefonunu şarj edebiliyor ya da bir özürlü arabası, sandalyesi varsa gelip onu şarj ettirebiliyor orada. Yani bu ve buna benzer çok ciddi anlamda insana dokunan projelerimiz var. Bahçelere kurulan düzenlerle müzik eşliğinde genç, yaşlı, çocuk, her yaştaki insanı ritmik müzik eşliğinde ahenkle dans ederken ve düğün kutlaması yaparken görürsünüz. Folklorik ritimlerini bilmiyor olsanız da kendinizi dans etmekten alamazsınız. Bütün bir geceye yayılan bu dans ve kutlama, Düzce şehrinin etnik kökeni ne olursa olsun tüm insanları kucaklayarak bağrına bastığının ve birliktelik inancının kanıtıdır. Sayın Başkanım, halkın sizden beklentileri nelerdir? Tabii aslında tüm belediye başkanlarından olduğu gibi Düzce halkı da Düzce belediye başkanından yani şahsından öncelikle şunu bekliyorlar. Rahat yaşanılan, huzurlu yaşanılan, problemsiz bir kent bekliyorlar. Belediyeye daha çok ulaşmak istiyorlar, daha iyi ulaşmak istiyorlar. Ve belediyenin yaptığı bütün hizmetlerde, bütün işlerde halkın beklentilerini önceleyerek iş yapmasını istiyorlar. Halkın ihtiyaçlarını sıralayarak önce en acil ihtiyaçlar başlayarak hizmetlerini yürütmesini istiyorlar. Ne yazık ki Türkiye genelinde araştırdığımızda yine belediyelerde böyle bir arıza görüyoruz. Yani sokakta, caddede, çarşıda ya da altyapı hizmetlerinde birçok eksiklik varken ne yazık ki belediye başkanlarımız çok acil olmayan ya da çok gerekli olmayan hizmetlerden başlamak suretiyle ciddi bir kaynak israfına ne yazık ki sebep oluyorlar. Dolayısıyla halkın bizden beklentisi, öncelikle duyduğumuz şeylerden bir tanesi, bu hizmetlere olması gereken sıralamayla başlamak. Bu halkın bize vermiş olduğu bir görev sonuçta bir hakken yerine getirmemiz lazım. Halkın beklentilerini boşa çıkarmamamız lazım. Çünkü belediye başkanının bir diğer adı da Şehrül Emin'dir. Yani o şehrin en emin kişisidir aslında. Şehre emin olmak kolay değildir. Dolayısıyla buna itaat, riayet etmek durumundayız. Sayın Başkanım, halkın seçtiği bir belediye başkanı olarak genç girişimcilere neler söylemek istersiniz? Evet, tabii aslında Türkiye'de her açıdan insanları
genç bakış açısına götürme konusunda son yıllarda çok ciddi çalışmalar var biliyorsunuz. Özellikle son yaşanan referandumda seçilme yaşının da 18'e indirilmesi aslında bu açıdan yapılmış çok önemli bir iştir. Ve Türkiye'de genç beyinlerin, genç dimağların, gençlerin önünün açılması, onlara bir şans verilmesi, fırsat verilmesi ve biraz daha yaşlı kesimin birazcık da artık tecrübeli kesim olarak yol gösteren, yön gösteren insan sınıfına geçmesi aslında bir bayrak yarışı gibi. Bayrak yarışta biliyorsunuz belli bir süre koşanla birlikte arkadaki de koşmaya başlıyor ve bayrak değişimi çok iç vites değişikliği gibi otomatik arabada yapılıveriyor. O açıdan Türkiye'de aslında gençlere daha çok güvenip genç girişimciliğin de önünün açılması Türkiye'nin büyümesi açısından çok önem arz ediyor. Sonuç itibariyle biz hani hizmet sektöründe çalışıyoruz, tarım alanında çalışıyoruz filan ama genç girişimcilerin de bir şekilde bu ülkenin gelecekte çok iyi bir ekonomik yapıya ya da ekonomik canlılığa, canlı bir ekonomiye kavuşabilmesi için, gayri safi milli hasılamızın artabilmesi için, ihracat ithalat dengemizin olması gereken şekilde birbirini dengeleyebilmesi için, daha çok tüketen değil üreten bir toplum, üretici toplum haline gelebilmemiz için, hani bizim Anadolu evlerinde görürsünüz bir kişi çalışır 8-10 kişi yer. Böyle değil de herkesi çalışkan, herkesi üretken hale getirmek için özellikle harekete geçirmek zorunda olduğumuz kesin gençler. Gençlere fırsat vermek lazım. Hani şimdi bir son yıllarda da çok acayip bir şey gelişti aslında. Mesela ülkede 3 üniversite mezunu neredeyse lise mezunu sayısını geçti. Yani ara eleman üretmiyoruz. Mesela teknisyen, tekniker alıyorsunuz, bulamıyorsunuz ama mühendis çuvalla var piyasada. Dolayısıyla birazcık işe göre adam yetiştirmek, her alanda adam yetiştirmek, sektörel anlamda bunları parçalayıp bir şekilde onları belli alanlara kanalize edebilmek bizim ülkemizin yapması gereken en önemli işlerden bir tanesi. Bir Çinli bana çok önem verdiği bir şey söylemişti. Şu anda dedi, şu anda sadece havada, uçakta, elinde çantasıyla, mont çantasıyla dünyaya bir şey pazarlamaya giden 25 milyon Çinli var dedi. 25 milyon Çinli sadece uçakta dünyaya bir şey pazarlamaya gidiyor. Dolayısıyla bizim de dünyayla alışveriş etmeyi bilen, kendini geliştirmiş, daha iyi eğitim almış, tahsilli ama her alanda tahsilli bir genç nesil ortaya çıkarıp bu genç nesli birazcık da hani küçük, orta, büyük işletmeleri desteklerken, hani KOBİ'ler dediğimiz desteklerken bu genç girişimcilere de hani fırsat vererek, küçük de olsa onlara iş verip o işlerin sonuçlarını da iyi denetleyip başarılı olanları da daha büyük alanlarda destekleme suretiyle hani bir fidanı ekip dikip büyütme aşamasında neler yapıyorsanız buna benzer bir şekilde aslında yetiştirmek, geliştirmek ülkemiz açısından çok ciddi ehemmiyet arz ediyor. Ama bunların hepsi çok önemli planlamalar gerektirecek işler. Mesela bizim ülkemiz yıllarca 5 yıllık kalkınma planları yaptı. Bu planların hepsi tozlu raflarda kaldılar ve hiçbir şekilde de araziye inilemedi. Şimdi bu bölge kalkınma ajanslarına dönüştü. Kalkınma Bakanlığı bünyesinde birçok bakanlığımız, önce Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı mesela COSCEP plan gibi kuruluşlarıyla birçok alanda böyle yaratıcı bir takım sektörler oluşturmak suretiyle ya da kuluçka merkezleri oluşturmak suretiyle genç girişimciliğe hizmet eden bir takım şekiller ortaya çıkarıyorlar ki bunların sayısını ve çeşitliliğini artırmak durumundayız. Ve insanları bazı şeylere özendirmemiz lazım gençlerimizi. Şimdi bakıyoruz gençlerimiz çekingen, çok çekingen. Bir şey yapacak, ya sen yapamazsın diyoruz en başında. Sen beceremezsin. Hele sen bir dur bir büyü. Halbuki Kayseri'nin akıllısı ne yapıyormuş? Çocuğun eline bir sermaye veriyor. Batıyor çocuk. Bir daha veriyor. Bir daha batıyor. Bir daha veriyor. Bir daha batarsa bu sefer okula veriyormuş. Hani bu hiçbir şey yapamadı var yoksun. Dolayısıyla bu aslında biraz mecazi anlam taşır ama bir şekilde aslında genç beyinlerin Türkiye'nin ilerleyiş kervanına katılması konusunda da çok ciddi artı değer olarak bize katkı sağlar.
Bunun için genç girişimcilerin mutlaka önün açılması noktasında iyi çalışmalar ortaya koymak durumundayız. Tabii güzel bir program, önce onu söyleyeyim. Gerçekten işe bakış önemli bir konu başlığı. Ve inanıyorum ki bunu sadece Büzce'de değil, Türkiye'nin birçok yerinde yapıyorsunuz. Bu aslında Türkiye'nin ortak sesinin ortaya çıkması açısından da çok önemli bir değer ifade ediyor. Yani sizin aslında ortaya çıkardığınız şey bir sonuç olarak böyle bir çok kabloyu bir araya getiren bir kablo demedi gibi sona doğru giderken ya da Türkiye'nin bu açıdan gelişim sürecinde çok ciddi değer ifade edeceğini düşünüyorum. Ve Düzce'ye de geldiğiniz için Düzce'nin sesini de bu ses demetlerinden bir tanesi olarak bu kârlara kattığınız için size teşekkür ediyorum. Sanayi, tarım ve turizm şehri Düzce, yenilik ve değişimin eksiksiz harmanlandığı görüntüsüyle ekonomik ve kültürel her türlü etkinliği bünyesinde barındırarak insanı mest etmekle bırakmayıp kıyısından ayrılmak istenilmeyecek özelliklerine her geçen gün bir yenisini katarak yoluna devam ediyor. Vermiş olduğu hizmetlerle adını sıkça duyuran Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Keleş'e bizleri makamında ağırladığı için İşe Bakış ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.